Antalya'dan mutlu günler. Fraportav Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Freddy ile birlikteyiz ve bu röportajı kendisiyle gerçekleştireceğiz. Öncesinde bizleri aradığı için ve röportaj teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz kendisine. Sizin de buraya gelip beni bu röportaja layık görmenizden dolayı da ben de mutluyum. Ben teşekkür ederim. Evet, Antalyaspor'da 4. sezonu ve takımda son zamanlarda önemli bir çıkış yakaladı. Öncelikle buradaki yaşantısı, buradaki futbol hayatı nasıl gidiyor, onunla başlayalım. Şehir çok güzel, ailem ve ben burada gerçekten çok mutluyuz. Benim buradaki adaptasyonum ilk başta biraz tabii ki de yurt dışından gelen bir oyuncu olarak zor olmuştu. Ama o adaptasyonu atlattıktan sonra kendimi hem futbola hem takıma daha fazla verebildim. Hem buradaki arkadaşlarımızın hem de aynı zamanda buradaki yöneticilerimizin desteğiyle takım da çok iyi bir noktaya gelmeye başladı. İlk başlarda çok belki de iyi bir durumda değildik. Ama şimdi daha farklı bir döneme giriyoruz. Çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. 12 hafta geride kaldı. Sonrasında milli maç arası var. Bu milli maç arasında çok moralli girdi Antalyaspor, Fraportav Antalyaspor. Onun da katkısı var tabii. Geçtiğimiz 12 haftayı nasıl değerlendirecek? Bir hoca değişimi de, daha doğrusu bir takımda bir kan değişimi de oldu. Neler söyler? Aslında bizim sezon başından beri aldığımız sonuçlar bizim oynadığımız oyunu ve yaptığımız çalışmaların karşılığı değildi. Son dakikalarda çok fazla maç kaybettik. Çok daha iyi sonuçlar almayı umarken maalesef son dakikalara gelen gollerle kafamız önde ayrıldık. Sonrasındaki değişimle beraber takımın bir kendine özgüven kazanması gerekiyordu. Hocalarımız bunu sağladılar. Yeni ekip bunu sağladı. Ve özellikle ilk maçımızda dışarıda çok güçlü bir ekibe karşı beraberlik aldık Sivas'a karşı. Sonra içeride yine Başakşehir'e karşı elimizden geleni yaptık. Bir cevap da vermeye çalıştık ama maçı maalesef kaybettik ama yine kötü oynamadık. Sonrasında gelen iki galibiyet. İyi bir yola girdik. İyi bir süreçteyiz. Bunu daha ileriye taşımak ve daha iyi olmak istiyoruz. Bu sezon 4 gol bir asistle oynuyor ve onun gol attığı ve asist yaptığı maçlarda Antalyaspor kazanıyor. Puan veya puanlar kazanıyor. Kendisinin takım üzerindeki etkisini nasıl değerlendirecek? Öncelikle burada tabii ki de takıma gollerle ve asistlerle yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim ama benim buradaki amacım takıma yardımcı olma amacım. Sadece goller ve asistlerle değil, saha içindeki mücadelem, savaşım ve aynı zamanda arkadaşlarıma saha içinde yardım etmek, onların hata yaptığı şeylerde onları tekrardan düzeltmek, takım için bir şeyler yapmak. Bunlar tabii ki çok önemli ama tabii ki gol ve asist de bu oyunun finalde bir parçası. Bunu yapabildiğim için mutluyum. Özellikle Giresunspor maçında attığı gol çok özveri ve bireysel beceri barındırıyordu. Onun çok enerjik bir futbol karakteri olarak görüyoruz. Bu enerjisi neye borçlu? Takımın formasını üstüme giydiğim anda takımım için en iyisini yapmak istiyorum her zaman. Bu enerjiye sahip olduğum sürece de tabii ki de koşuyorum. Koşmak için enerji içinde koşmaya ihtiyaç var. Bunların hepsi birbirini destekleyen şeyler. Peki Nuri Şahin'in takıma katkısını nasıl değerlendirecek? Zaten tartışılmaz bir kariyeri var. Tartışılmaz kulüplerde, tartışılmaz bir kariyere sahip. Büyük turnuvalarda, büyük takımlarla mücadele etmiş bir insanın tecrübesinden bahsediyoruz. Bizim için sahada takım arkadaşıyken de hepimize tecrübelerini aktarmaya çalışıyordu. Ondan çok fazla şey öğrenmişimdir. Onun söylediği şeyleri dinlemişimdir. Saha içindeki etkisini şimdi saha dışında görüyoruz. Bu bize gayet faydalı oluyor. Takımda geride kalan 12 haftada kendisinin de tabii ki katkıları vardı. Yeni transferler de geldi. O uyum, adaptasyon ve oyuncu anlaşması, oyuncu uyumu nasıl kendisine göre? Bunu ben de yaşadım geldiğim zaman. Geldiğin gibi bir ülkede adapte olup sanki farklı bir yerde değilmişsin gibi oynamak çok zor. Dolayısıyla buraya gelen oyuncular için bu gerçekten zor bir durum. Bazı arkadaşlarımız, buraya yeni gelen transferlerden bazı arkadaşlarımız bu adaptasyonu hızlıca sağlayabildiler. Bazılarının sakatlıkları oldu. Bu sakatlık ister istemez bu süreci daha da uzattı. Ama bu olaya sadece yeni transfer olarak bakmayalım. Takımda oynama şansı bulamayan, sanki yeni transfer gibi o fırsatı bulduğunda bunu iyi değerlendiren arkadaşlarımız oldu. Mesela Doğukan bunların örneklerinden bir tanesi. Formayı aldığından beri, evet, Ufuk aynı şekilde ilk andan itibaren formayı sırtına geçirdiği anda sanki hiç takımdan ayrı kalmamışçasına mücadele etti. O yüzden sadece bunu yeni transfer olarak bakmayalım, bir de kazandığımız oyuncular olarak bakalım. O adaptasyonu umarım ki en kısa zamanda sağlayacaklardır diğer oyuncularda ama genel olarak adaptasyon problemimiz yok. Şimdi tabii kendisi de tecrübeli bir isim ve takımda genç oyuncular var, altyapıdan gelen oyuncular var. Onlara iyi
ilk söylediği cümle ne oluyor? Primero que trabajar en todos los días. Öncelikle maksimum günlük performanslarını göstermeleri gerektiğini anlatıyorum onlara. Antrenmanda, her gün yaptıkları antrenmanda maksimumlarını vermelerini gerektiğini anlatıyorum. Çünkü onu yaptıkları zaman sahada bir gün fırsat bulduklarında bunun cevabını verebilecekler. Ve şunu da unutmamak gerekiyor ki sahada tecrübeli oyuncular var. Hakan gibi aynı şekilde kendisini de bu şekilde tecrübeli oyunculardan göstererek. Ben de tecrübeli oyuncular arasındayım. Dolayısıyla biz onlara örnek olmalıyız. Sadece onlara örnek vermek değil, sadece onlara bir cümle kullanmak veyahut da onlara önerilerde bulunmak değil. Aynı zamanda kendimiz de sahada, kendi performansımızla, kendi mücadelemizle onlara iyi bir örnek olmak zorundayız. İkinci cümlem de sahadaki performansım olurdu. Rapor Tav Antalyaspor tarihine geçti 1. golünü atarak. Bu nasıl bir histi? Onu sormak istiyorum. Her oyuncunun hayallerinden biridir oynadığı kulübün tarihine geçmek. Ben de aslında bu büyük tarihe geçme olayını yaşayabildiğim için bu 1. golü atarak çok mutluyum. Hem de aynı zamanda çok önemli bir maçta bir beraberlik golüne sebep olmuştu. Fenerbahçe maçında beraberlik golünü atmıştım. Bunun yanı sıra aslında bu attığım 1. golün yanı sıra bizim için tarihe geçebilecek bir ihtimal daha vardı. Türkiye Kupası'nda finale kaldık. Kazanamadık ama kazansaydık yine tarihe geçebileceğimiz bir şey olacaktı. Öyleyse tarihe geçmek veya buralara savaşmak her zaman güzeldir. Son olarak şunu sormak istiyorum. Buradaki 4. sezonu, Antalyaspor'daki 4. sezonu saha içinde veya buraya geldikten sonra yaşadığı ilginç bir anı, unutamadığı bir hatırası var mı? Bu şehirde ve bu kulüpte gerçekten kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar güzel anlar yaşadım. İlginç şeyler de yaşadım. Ama ben ilgincine gitmek istemiyorum. Benim için en anlamlı olanı söylemek istiyorum. Kulüpte kupada finale kalmamız benim için burada asla ve asla aklımdan çıkmayacak ve bende çok büyük iz bırakmış bir hatıradır. Bununla yaşamak istiyorum ben bu şehirde, bu kulübü. Son olarak aslında son demiştim ama bir soru daha eklemek istiyorum. Bu hafta hazır kendisini yakalamışken Hatayspor maçı var. Bu karşılaşmayla ilgili neler düşünüyor kendisi? Takım arkadaşlarım ve hocalarımla aynı düşünceye sahibim ben de. Biz oraya 3 puan almak için gideceğiz. Onu arayacağız, onu zorlayacağız. Takımımız zaten bir çıkış anında şu anda. Bize yakışanı yapıp buraya gidip 3 puan için gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleri için. Evet, Fraport'a Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Freddy ile birlikteydik. Bizlerle görüşlerini paylaştı. Hem gündeme hem de özele dair sorularımızı yanıtladı. Freddy ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.